Biz her zaman her güzelin bir savunma mekanizması olduğunu, güzelliklerin örtülü olduğunu savunmuşuzdur. İnsanların ziynetlerini saklamaları gibi güzellikler de kendilerini şu ya da bu şekilde gizlemişlerdir. İşte biz de bu gizli güzelliklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak için Trakya'nın güney sahillerine doğru yola çıktık. Kısa bir süre sonra Kumbağa ulaştık. Kumbağa'nın batı çıkışında son bulduğu zannedilen asfalt yol özel döşeme malzemesine dönüşüyor ve tepeye doğru tırmanıyor. 300 metre kadar sonra aracımızdan inip Kumbağa'yı tepeden seyretmeye başlıyoruz. Biz aracımızdan inince zamanla beton binaların hakimiyeti altına aldığı Kumbağa'yı göreceğimizi biliyorduk. Ama hızla yaklaşan bulutlar, yağmur ve şimşekler adeta Kumbağa'yı örtüp dikkatimizi kendilerine çektiler. Zaten hasret kaldığımız yağmurun hızla yaklaşmasına ve bize de tesir altına almasına müsaade ettik. Ancak yağmur durmak bilmiyordu. Yeniden aracımıza bindik ve yola koyulduk. Sahile ulaşmak için pek çok insanın tehlikeli tabir ettiği yola saptık. Önümüzde geçilmesi gereken dereler ve su birikintileri vardı. Bütün bunlara rağmen ağaçların birbiriyle kucaklaştığı yollardan insanın çıkası gelmiyordu. Bizler her zaman hareketlerimizi kısıtlamayan kıyafetler giymeyi ve çok işlevli malzemeleri kullanmayı tercih etmişizdir. Çünkü tabiatta malzemelerinizin ne bir eksik ne de bir fazla olması gerekmektedir. Az işlevli malzemeler çok yer kaplar ve fuzuli ağırlık taşımaya neden olur. Ulaşım araçları içinde de arazide rahat hareket etmemizi sağlayan şipleri tercih ediyoruz. Gece yağmurun dinmesini bekledik. Ertesi sabah günün ilk ışıklarıyla sahili taramak için yola çıktık. Amacımız gözlerden uzak denize girilebilecek yerler kalıp kalmadığını kontrol etmekti. Küçük, ıssız bir koy olan Dut Limanı'na ulaştık. Dut Limanı Kumbağa çok yakın bir liman olmasına rağmen yolu ve denizinin taşlık olması nedeniyle tatilcilerin pek uğrak yeri değil. Kumsalları, plajları ısmarladık ehillerine, denize girmek için yeter bize taşlık ve tenha sahiller diyerek Yeniköy yönüne doğru yürümeye devam ettik. Dimdik kayalar ile deniz arasında 0 ila 5 metrelik bir sahil şeridi bulunuyor. Daha ilk burnu döner dönmez ancak açıktaki tekneler görülebiliyor. Kayaların altından sızan sular ve kaynaklar su ihtiyacını karşılamaya yeterli. Belki kumsal değil ama dantel dantel işlenmiş kayalar ve adeta usta bir duvarcının elinden çıkmışçasına örülmüş dik yamaç bu sahil şeridine apayrı bir çehre kazandırıyor. Yemek güzel belki, avlanmak da güzel. Ancak avlanırken kurallara da uymak gerekli. Sahile bu kadar yakın avlanmak kurallara uygun mu? Bu tenha sahillerde küçük büyük balık demeden
yumurtaları tahrip ederek avlanmanın hesabını maalesef soran da yok. Bu tür üzücü olaylara da şahit olduğumuz uzunca bir yürüyüşün ardından geniş bir düzlükte kurulmuş, yöresel olarak mekan diye tabir edilen birkaç ağıla tesadüf ettik. Ağılın bir köşesine atılmış bu kitabeler bize, yörenin bir zamanlar Hristiyan dünyasının eğitim merkezlerinden olduğunu gösteriyor. Çınar ağaçlarının altında rastladığımız bir yılan bizi bir hayli şaşırttı. Bilek kalınlığındaki yılanın 1,5 metrelik kısmı dışarıda, geri kalanı yer altında duruyordu. Daha doğrusu biz öyle sandık. Başı görünmediği için kuyruğuna rahatça yaklaştık. Tam tutacakken yılan birden fırladı. Meğer yılanın tamamı 1,5 metreymiş. Tabii o birden fırlayınca hepimiz yerimizden sıçradık. En çok ürken ise o anda yılana zoom yaparak yaklaşmış olan kameramanımızdı. Dost olduğumuz yılan yanımızdan bir müddet ayrılmak istemedi. Yılanı çalılar arasına uğurladıktan sonra bir kenarı uçurum patikayı tırmanarak Yeniköy'e ulaştık. Bildiğimiz kadarıyla Yeniköy 30-40 hanelik, bakkalı bile olmayan, çocuk cıvıltılarından mahrum ama tabiatı ve insanlarının güzelliği ile Trakya'da nadir görülen köylerden birisi. Aracımızı bıraktığımız yerden alarak Yeniköy'ün içinden geçtik ve Uçmakdere köyüne doğru yola çıktık. Bir tarafı uçurum olan yolda daha önceleri birkaç trafik kazası olmuş. Kaza geçirenlerin büyük bir çoğunluğu manzaraya karşı içki içip sarhoş olanlarmış. Yol aslında dikkatli bir sürücü için hiç de korkunç değil. Buluştuğu noktada ise Uçmakdere köyü var. İzleyicilerimiz, Uçmakdere köyündeyiz şu anda ve yanımızda Uçmakdere köyünün muhtarı bulunmakta. Şimdi beraberce Uçmakdere köyünü tanıyalım. İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Ali Varlık. Köyünüz hakkında biraz bilgi verir misiniz bize? Köyümüz Selanik Mubadele Macırı. 1924 senesinde babalarımız Mubadele olarak buraya gelmişler ve buradaki meslehimiz ve gelirlerimiz bağcılık, ipek böcekçiliği, tütüncülük. Toprağımız çok kısık bir toprağımız var ve bu yönlü
1990-92 seneleri arasında Kazusturayı geçirdi. Kazusturada belirtilen rakamlara göre 4000 dekar arazimiz var. İşte bunlar da bağcılık, tütüncülük, ipek böcekçiliği, dut yetiştiriliyor. Dut da ipek böcekçiliği yapılıyor. Ne yazık ki ipek böcekçiliği de Trakya'da hepsinden ileri gelen bir köydü. 1984 senesinden bu tarafa ipek böcekçiliği tamamen yok olmuş durumda. Bunun nedenleri işte Türkiye'nin dışarı açılmasıyla çok bol ipek sokuldu dışarıdan. Daha sonraları sülle mücadelesi etrafımızdaki köylerde yapıldığı için bu sülle mücadelesinden de tamamen zarar gördüğünden 6 ton ipek üretilirdi. Bugün aşağı yukarı belki bu sene 7-8 kilo bir ipek üretimi yapılabilecek. Bu gelecekte de tamamen kaybolacak gibi gözüküyor bugün için. Tütüncüler gelince tütüncülerde bir kısıtlama getirildi. Ve bu kısıtlamayla beraber işte bu köyümüzün mahsulleri seneden seneye kısalmasında gençliğimiz devamlı dışarı gitme durumunda. Çoğunluğu dışarı gitti. Burada kala kala yaşlı gruplar kaldı. Daha ileriki sayımlarda 760 nüfusumuz vardı. Bugün 460'a düştü. 460 nüfusa düştü. Bunlar da yaşlı kesimi olarak. İşte bunların dışarıdan emekli olanlar buraya köye tekrar dönme durumları var. Turistik yönden biraz gelişme durumumuz var. Burada muhtarlık olarak da hepsinden fazla turistle önem verme durumundayız. Hani turistikle köyümüz daha iyi düzelir gibi gelir bana. Arazilerimize makinalı vasıta girmezdi. Burada çalışmalar bedenen yapılır. Ve bu bedenen yapılmasıyla beraber bazı arazilerimize makine sokma imkanlarını ara yollar yaptırıp bu yönlü makinalaştırmaya döndürmüş durumumuz var. İnşallah ileri doğru gene daha gelişmiş bir köy olur. Evet, peki izleyicilerimiz uçmak dereye gelmek isteseler, İstanbul'dan mesela kalkıp gelse, hangi yolu tercih edersiniz, nasıl gelmeliler? İstanbul tarafından gelen kişilere Tekirdağ'dan gelmeyi, Tekirdağ Kumbağa değil de daha bizim çalışmış olduğumuz yol, Kumbağa ayrımından dayıp güzergahı üzerinden Yeniköy Mermer olarak uçmak dereye gelir ve Tekirdağ ile uçmak derenin arası da 35 kilometre. Burada 14 kilometre daha virajlı, trafiğe elverişsiz yolumuz var. Bu 14 kilometrenin haricinde Mermer köyüne kadar zaten asfalt yapılmış durumda. Bu da köy hizmetlerine yollarımız bozulduğu müddetçe müracaat ederiz ve yollarımızı grader gönderilip düzeltilir. Yaz mevsimlerinde yollarımız çok iyi sayılır. Ben İstanbul'da uçmak dere adını duydukları zaman insanların tüylerinin diken diken olduğunu biliyorum. Yani bu tarafa gelmek aman Allah'ım uçmak dere mi falan diyorlar. Şimdi biz biraz evvel geçtik uçmak dere yolundan. Hiç de korkulacak gibi bir yol değil. Her güzelin bir savunma mekanizması varmış. Hani gülün dikeninin olduğu gibi. Herhalde köyünüzü böyle orijinal haliyle bozulmadan kalmasını da sağlayan uçmak dere yolu olmuş. Evet, insanların inşallah bozulmadan ziyaret etmelerini biliyoruz. Tabii bu arada turizme açıldığından bahsettiniz. Hemen hemen bütün köylerimizde, sahip yerleşmelerimizde turistlerin girdiği ya da turizme açılan yerlerde insanlar ananelerini, adetlerini kaybetmeye başladılar. Burada öyle bir şey söz konusu olabilir mi? Nasıl buradaki insanların gelenek ve göreneklerine bağlılıkları? Köyümüz eski örf adetlerine bağlıdır. Hiçbir yüz kızartıcı suç veyahut da bir cinayet 70 seneden beri söz konusu değil köyümüzde ve bunu ben kendi muhtar olmamla beraber adliyeden, asayişten takdir edilir bir durumumuz var. Ve bu yönlü
Köyümüzün turistik yönünden etrafımız bozulduğu gibi bizim de bozulacak korkumuz var. Bunu köyce şöyle konuşmalarımız var kendi aramızda. İmkanı olduğu kadar topluma giremeyecek kişiyi köye sokmayalım, yer vermeyelim, bunlara çok dikkat edelim diye. Ama bu ne kadar devam eder onu bilemeyeceğim. Herkes kendi malını mülkünü satmakta serbest. Yalnız da böyle topluma giremeyecek kişilere verildiği zaman bizim de köyümüz bozulabilir. Bir korkumuz o var. Yoksa turistliğin Uçmakdere köyünde gelişeceğini ve burası da Şarköy'ün en güzel bir mesire yeri olacağını, veyahut da Tekirdağ ile Şarköy arasında, tam arasında kalıp köyümüz, en güzel bir mesire yeri olacağını karantındayım. Bunun sebebi tabii her yerin kendine göre bir güzelliği var. Bizim de bir doğa güzelliğimiz var. Çok bol sularımız var. Bununla beraber Haziran ayı hala bugün dışarı çıktığın zaman bütün bülbül sesleri, bir sessizlik var. Burayı kendini dinlendirmek için gelen kişiler gene burasını tercih ederler. Bu yönlü turistliğin köyden yukarı 4 kilometre arazimiz var. Buraları iki dağ arasında kalan vadidir. Ihlamurluk. Yani bugün için cennet gibi bir yer. Şimdi vadi. Toplama mevsimi, evet, toplama mevsimi. Bu da aşağı yukarı bir ay falan devam eder. İpek böceklerimiz de şimdi askıda ipek kozasını göstermiştir. Koza yapma durumunda. Böyle bir zamana geldi. Herhalde bu köye sizlerin gelmesinden evvel de burada ipek böceği yetiştiriliyordu değil mi? Benim, tabii. Bu köy babalarımızdan işitmemiz, kendilerinin buraya verilmesi ipek böcekçisi olduğu için bu köye verilmişler. Zaten memlekette de Selanik'te babalarımız dokumacılık yapıp ve ipek böcekçiliğine uğraştıklarını söylerlerdi. Köydeki çocukların öğrenim durumlarıyla ilgili biraz bilgi alalım istersen. Benim köydeki çocuklarımız burada ilk 5 sınıfa kadar okurlar. Buradan Tekirdağ'a giden çocuklarımız var, İstanbul'a giden çocuklarımız var. Hatta üniversiteye kadar giden çocuklarımız var. Tekirdağ, çoğunlukla Tekirdağ'da okurlar. Ama okuldan sonra işten sonra da emekli olunca herhalde hepsi babaları gibi tekrar baba ocağına dönmeyi özlüyorlar değil mi? Tabii, gayet tabii. İnsanın en son gene doğduğu yeri tercih edilir. Bugün İstanbul'a giden emeklilerimiz hepsi burayı dönüp hemen hemen hepsi de birer yazlık ev yaptırdılar. Gelip burada son zamanlarını geçirmek herkesin arzusu. Biz çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi müsaadenizle köyünüzü biraz dolaşmak istiyoruz. Tabii efendim. Çıkışında bulunan bir ahır kapısındaki tokmak ise oldukça ilgimizi çekti. Rumlardan kalma binada eski Mısır uygarlığı kokan bu tokmaklardan biri çok yakın zamanda kaybolmuş. Köyün sokaklarında dolaşırken bir köşeye atılmış harap yangın tulumbasını da gördük. Bu yangın tulumbası zannediyorum. Onun evet. Hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Yangın tulumbası tahminen 65 sene kadar evvel köyümüzde büyük bir yangın oldu. O yangını söndürmek için hep böyle çeşmelerden, tenekelerden, kovalarla su taşındı. Çok o sirke fıçıları vardı köyümüzde, Rumlardan kalma, o sirkelerden falan çıktı. Ondan sonra bu tulumbayı aldılar köye, diğer bir yangınlar için. Fakat işte böyle dışarıda hala aldı. Muhtardan bu tarihi tulumbanın bakımının yapılıp köyün güzel bir köşesinde sergileneceği sözünü aldık.
Sürüngen olarak kozasını örüp içine giren ipek böceği, kozasında bir müddet gelişimini tamamlayıp çilesi bitince kelebek olarak hürriyetine kavuşacağı günü beklemekte. Ama insanoğlu onun hürriyetine kavuşmasına mani oluyor. Çünkü kozasını delip çıkarsa ipeğin fiyatı düşecektir. Öyleyse böceğin hürriyetine kavuşmaması lazımdır. Yapılacak tek şey böcek kozadayken onu haşlayarak öldürmektir. Her zaman olduğu gibi ipek üretiminde de maddi kaygılarımız insani duygularımızı bastırmıştır. Şimdi ipekli giymediğim için daha da mutluyum. Deniz turizmine açılırken gelenek ve göreneklerimizden ayrılmayacağını umarak Uçmakdere'den ayrıldık ve Saros Körfezi'ne doğru yolumuza devam ettik. Gecenin geç vakitlerinde Gökçetepe Köyü Orman Bölge Müdürlüğü dinlenme tesislerine vardık. Sabahın ilk ışıkları ve bülbül sesleriyle uyandığımızda bu yerlerin güzelliklerinden pek bir şey kaybetmediğini gördük. İrili ufaklı pek çok koy sizlere gözlerden uzak denize girme imkanı sağlayabilir. Buralar berrak suyu sayesinde deniz dibini en ince ayrıntılarına kadar gözlerinizin önüne serer. Nefti yeşil çamları turkuaz rengi denize rükû etmiş olduğundan dallarında uçan balıklar görürseniz sakın şaşırmayın. Bazen çocuklara sorarım, güzel nedir diye. Şöyle bir ev, şu marka araba, şu tipte bir elbise, filanca film gibi cevaplar alırım. Bütün bunlar çocuklara bizim empoze ettiğimiz mecazi güzelliklerdir. İnsan eli değmiş, kul fikrince üretilmiş güzellikler. İnsanın bunların arasında hakikati bulması zor değil mi? Peki ya ağaçlar, kuşlar, ormanlar, denizler, dereler, dağlar, kısacası tabiat, onlar güzel değil mi? Tabii ki güzel, hem de hakiki güzel. Onlar Allah'ın kudret elinden çıkmış, eşi benzeri olmayan güzellikler. Hakkı, hakikati işte bunlarda aramak, insanı ona, yani yaratıcısına daha kolay ulaştırır. Çocuklarınızı alın ve sık sık tabiata götürün. Onlara Allah'ın kudret elinden çıkmış bu hakiki güzellikleri gösterin. Güzeli sahtesinde arayıp oyalanmasınlar. Hakikisinde görmeyi öğrensinler. Suya, havaya, toprağa, ateşe sık sık baksınlar. Baksınlar ki yaratılışlarındaki bu maddeler onları yaratıcılarına ulaştırsın. Apartmana bakmakla, otomobile bakmakla ancak ustasına ulaşılabileceği gibi tabiata bakmakla da yaratıcısına ulaşılır. Sevgi bahşolmuş ezelden bize, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Alaca düşmüş gördüğümüze, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Donandı dağlar bahar olunca, gölgem kayboldu gönlüm dolunca. Güzeli görmek boylu boyunca, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Tabiat, manevi duygu ve derecenizin artmasına vesile olsun efendim.